Evet şimdi statik anahtar kelimesine geldik. Statik anahtar kelimesi arkadaşlar e, yeni başlayanlar tarafından genelde e, anlaşılması ya yani anlaşılması de, derken şey kadın bir sindirilmesi tam olarak doğru bağlamda doğru şekilde e, kullanılması zaman zaman e, sıkıntı e, çıkaran e, bir durum şimdi bakın şunu artık çok iyi bir şekilde biliyoruz. Her nesne bellekte kendi durumunu ifade eden değişken kümesine sahiptir ve bu kümede bulunan değişkenlerin değerleri diğer nesnenin nesnelerdeki bağımsız olarak değiştirilebilir. Bunlara zaten biz e, üye veriler, data members. Aslında bu, bu burası şey. instance variable'ların değerleri dememiz lazımdı. Ben burasını e, şey yapmışım. E, yanlış. E, şurası yanlış. Yani burasını değiştirmem gerekiyor. Yani burada tanıttığımız şey üye veriler değil e, instance e, instance e, variable'ları yani nesnenin değişkenleri. Tamam? Ama bazen nesnelerin öyle özellikleri olur ki nesneden nesneye değişmez arkadaşlar. Bütün nesneler için aynı dur. Yani değeri yani kendisi vardır ama değeri nesneden nesneye değişmez. Mesela şöyle e, olduğunu düşünelim. E, biz e, diyelim ki bir okulla ilgili e, bir şey yaptık, bir üniversiteyle ilgili bir. E, bir sistem kurguluyoruz. Diyelim ki öğrenci kayıt sistemi, öğrenci yönetim sistemi gibisinden bir sistem kurguluyoruz. Burada öğrencinin üniversitesi diye bir oraya field da koyduk. Farklı farklı üniversitelerden olabilir diye. Ama daha sonra ilerleyen zamanlarda baktık ki aslında biz bunu sadece ve sadece diyelim ki Ankara Üniversitesi'ne satacağız ve oradaki bütün öğrencilerin eee var olan diyelim ki 20 bin tane öğrencinin o field'ı yani university field'ının değeri aynı olacak. Ankara Üniversitesi. Bu durumda şöyle düşünebiliriz. Mesela e, e, biz bir tane değişken tutmak yerine neden 20 bin tane ayrı ayrı değişken tutuyoruz? Çünkü değerleri aynı. Bu şöyle bir sıkıntıya da yol açar. Eğer Ankara Üniversitesi gidip ismini değiştirse Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi gibisinden bir e, isim alsa mesela, bu durumda Ankara Üniversitesi'nin öğrencisi olan e, 20 bin tane objenin üzerindeki arkadaşlar üniversite e, değişkeninin değerini değiştirmemiz lazım. Dolayısıyla buradan şunu kastediyorum: Aslında her nesne bellekte kendisine has durumu olmasına rağmen sıklıkla Nesnelerin ortak durumlarından da bahsedebiliriz. Nesnelerin ortak durumları bir değere sahiptir, bütün nesneler için aynıdır diyebiliriz. Bu türden aldığı değeri nesneden nesneye bağlı değişmeyen, nesneden nesneye nesneye bağlı olmayan değişkenlere statik değişkenler deriz ve bunların değerlerinin her yeni nesne için ayrı ayrı oluşturulmasını önlemek amacıyla başına statik keyword'ünü getiririz. Dolayısıyla statik değişkenler nesnelerin parçasıdırlar ama nesneden nesneye değişmezler. Şu anlamda nesnenin parçasıdırlar. Nesnenin durumunun bir parçasıdırlar ama bütün nesneler için ortak bir durumun parçasıdır. Bütün nesneleri kastederken tabii ki aynı sınıftan üretilen bir spesifik sınıftan üretilen nesneleri kastediyorum. Bu anlamda statik değişkenlere nesne değişkeni yerine sınıf değişkeni deriz. Dolayısıyla nasıl instance variables, işte şurada yanlışlıkla benim üye veriler dediğim instance variables, yani nesne değişkenleri, şöyle demem lazımdı, nesne, nesne, gözden kaçabiliyor arkadaşlar böyle, değişkenleri, yani instance variables. Instance variables ise bunlar. Bunlara karşı gelen class değişkenleri yani sınıf değişkenleri class variable'ları vardır. Statik değişkenlerin sadece bir kopyası vardır. O da sınıfın üzerindedir arkadaşlar. Peki sınıf değişkenlerine nasıl ulaşırız? Tabii ki hem sınıfın üzerinden arkadaşlar, hem sınıfın üzerinden hem de nesneden üzerinden ulaşırız. Ama nesneden üzerinden ulaşmak bir miktar ahlaksız erişim karşılık gelebilir, o yüzden sınıf üzerinden ulaşmak daha anlamlıdır. Şimdi birazdan şeye geleceğim, e, örneğe geleceğim. Ama statik olmak sadece değişkenlerle alakalı bir durum değil aynı zamanda metotlarla alakalı bir durumdur da. Statik metotlar bir nesne üzerinden çağrılmayan, çağrılması için nesneye ihtiyaç duymayan sadece sınıf üzerinden çağrılan metotlardır. Statik değişkenler gibi sınıfın bir parçasıdırlar. Nesnelerin üzerinden de çağrılabilir ama velakin uygun olan sınıfın üzerinden erişmektir. Bildiğimiz en iyi aslında sınıf değişken, sınıf metodu main metottur arkadaşlar. Statiktir. Neden statiktir? Çünkü içinde bulunduğu klasın objesi olmadan oluşturulabilsin diye. Eğer statik metot kavramı olmasaydı biz hiçbir zaman hiçbir Java programını başlatamazdık. Çünkü obje oriented olduğu için obje oluşturmadan metot çağrısı yapamazdık. Metot çağrısı yapmak için obje oluşturmak içinse metoda ihtiyacımız olurdu. Böyle bir fasit daireye girmiş olurduk. Şimdi bakın statik demoya bakalım arkadaşlar. Statik demoda bakın benim statik bir değişkenim var. i. Ona klasör üzerinden ulaşıyorum. Statik demo nokta i dediğim zaman ulaşabiliyorum. Increment dediğim zaman Statik gibi bir başka metodum var, increment. Bakın, klasın üzerinde increment diyorum. Bakın, değeri 10. Increment deyince 11 olacak. Şurada print edince 11'i print edecek. Daha sonra, burada unethical access e, ya da immoral ahlaksızca e, erişim anlamında e, objelerini iki tane oluşturmuşum, ondan üzerinden erişiyorum. Bakın, burada genel olarak böyle idelerde. İtalik olarak gösterilir şeyler. Hani bunu değiştirebilirsiniz, bunda bir problem yok. Ama default'ta italik olarak gösterilir. O yüzden bakın şurada da bir warning var diyor ki, static field, static demo that I should be accessed in a static way. Aslında sen bu statik olduğu halde statik gibi erişmiyorsun diyor. Ne demek bu? Aslında biz şu koda baktığımız zaman şunun itelik olmasını göz önüne almazsak eğer ya da itelik olması gözümüze çarpmazsa eğer bu iki i'nin ayrı ayrı i'ler olduğunu düşünebiliriz. Yani instance variable olduğunu düşünebiliriz. Ama onlar instance variable değiller. Dolayısıyla st1 i ile st2 i aslında aynı i şu statik i. Dolayısıyla 11 iken burada da 11 olacak, burada 11 olacak. İnkrementi de yine benzer şekilde sanki instance metoduymuş gibi çağırırsak e, bu 12 yapacak bu 13 yapacak sonra 3 şekilde ulaştığımız zaman hep aynı değeri print edeceğiz e, en son yaptığımız değer 13'tü 13 13 13 olarak print edilecek eğer arkadaşlar eğer i burada statik olmasaydı i'yi statik yapmak yapmasaydık zaten static demo'nun üzerinde ulaşılamazdı. Bakın statik değil ki diyor. Instance variable'ı, dolayısıyla statik demonun bir objesini oluşturup onun üzerinde ulaşmamız lazım. E, bu durumda zaten bakın şurası da problem. Çünkü statik metotlar statik olmayan değişkenlere doğrudan ulaşamazlar. Olsa olsa objelerin üzerinden ulaşabilirler arkadaşlar. Bir arkadaşımız slaytta kaldı diyor ama slaytta kaldı ne demektir? Ee, bilmiyorum. Peki, şimdi ne zaman statik ee, görüntü çok geç geliyor? Ee, tamam, tamam anladığım kadarıyla bir yavaşlık söz konusu. Ekranda slayt vardı, ha. Anladım. Ee, anladım. Tamam o zaman ben biraz daha e, böyle bekleyerekten anlatayım ki e, bir gecikme olması durumunda e, sıkıntı doğmasın. Şimdi arkadaşlar. Şimdi size bakın şuradan ben e, i'yi statik olmaktan çıkardım. Gördüğünüz gibi i'ye ulaşamaz hale geldim. Doğrudan ulaşamaz hale geldim. Çünkü artık class variable değil instance variable'dır i'yi. Dolayısıyla klasın üzerinden değil, statik demonun objesi üzerinden ulaşılmalıdır. Bu birincisi. İkincisi, ister metot olsun, ister değişken olsun, statik yapılara e, klasın üzerinden ulaşmak, yani şöyle ulaşmak ya da şöyle, bakın, şöyle ulaşmak çok çok daha anlamlıdır. Increment demek çok çok daha anlamlıdır. Şimdi böyle yaptığımız zaman tabii ki 14 olacak değeri. Çünkü şurada 13, 12 yaptım ben. Şu 13 yaptı. Bu da 14 yaptı. Bakın bununla alakalı bir problem yok. Bu olması gereken ekses. Ama şunlar bir miktar sıkıntılı eksesler. Çünkü ben bunlara baktığım zaman dediğim gibi formattan bir şey eğer çakmazsam bunların e, instance metot çağrısı olduğunu düşünürüm. Aynı şekilde şunların da instance e, değişkeni erişimi olduğunu düşünürüm ki bu da problemdir. Yani şu i ile bu i'nin farklı olduğunu düşünürüm. Ama öyle değil. İkisi de aynı i. Bu birincisi. İkincisi arkadaşlar statik metotlar doğrudan doğruya ancak statik değişkenlere erişebilirler. Eğer şu değişkeni ben statik yapmaktan çıkarsam bu i'ye doğrudan erişemem. Zaten şu artık bakın iyilere doğrudan erişemiyorum gördüğünüz gibi. Olsa olsa statik demonun objesini oluşturup onun üzerinden erişebilirim. Tamam? Dolayısıyla bu i'ye de ancak statik demonun objesinin üzerinden erişebilirim arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Şimdi statik birazcık şeydir. Dediğim gibi ilk etapta anlaşılması çetrefilli gelebilir ama yaptığımız örneklerle, yapacağımız bazı tartışmalarla çok daha iyi bir şekilde anlayacağız. Problem olmayacak. Ee, şimdi şöyle bir soru sorabiliriz. Neden statik var? Sebebi hikmeti nedir? Sebebi hikmeti objelerin state'inin parçası olan bazı bilgiler objelerden objelere değişmez. Bu yüzden statik değişkenler vardır. Peki statik metotlar niye vardır? Biraz pratik, biraz da teorik zorunluluktan dolayı. Bazen biz Metotları objenin üzerinden değil, sınıfın üzerinden çağırmak isteriz. Hmm, neden bazen biz metotları objenin üzerinden değil de sınıfın üzerinden çağırmak isteyelim ki? Diye bir soru gelebilir. Sanki metotların statik olması, e, variable'ların statik olmasından daha zor anlaşılır gibi gelebilir bize. Metotların e, instance variable'ı yapmayıp da variable'ları... Statik variable yani nesne variable yapmayı anladık. Tamam. Türkiye'deki vatandaşları modelliyoruz. Üzerine bir de vatandaş e, ülke, mesela e, şey dedik, ülkesi dedik. Bütün ülkesini herkesin Türkiye Cumhuriyeti koyacağız. Ha koymasaydık daha iyi olurdu. Ama koyalım diye karar verdik. Dolayısıyla 75 milyon tane, 80 milyon tane insanın üzerinde Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti diye tekrarlamaya gerek yok. Ne yapmamız lazım? Bunu statik yaparsak vatandaş klasının üzerinde statik değişken olarak tanımlarsak bu durumda bir yerde Türkiye Cumhuriyeti olarak tanımladığımız zaman herkes onu kullanabilir. Çünkü statik. Çünkü objeden objeye değeri değişmiyor. Bu rahat anlaşılıyor. Peki neden bir metodu statik yapalım ki? Bunun en rahat anlaşılır tarafı main metodu arkadaşlar. Main metot zaten statik olmak zorunda. Az önce anlattığım sebepten dolayı. Yani main metodun bile Statik olmak zorunda olması özel bir durumdur ve statik metotların olması gerektiğine en güzel örnektir. Main metot dışında yok mudur? Main metot dışında da arkadaşlar sıklıkla sıklıkla biz statik metotlardan faydalanırız. Statik şöyle diyelim arkadaşlar, eğer bir metot bir sınıfın statik olan değişkenlerini kullanıyorsa, Nesnelerin değişkenini kullanmıyor ise... ...o metot da statik yapılır. Yani... ...benim elimde bir metot var. Bu metot... ...eğer e, mesela şey gibi... ...vatandaşın üzerindeki... E, ...get... E, ...get... E, ...nationality... ...yani ülkeni getir, ülkeni set et... ...gibisinden metotlar varsa... ...bunların da statik olması... ...ton derece normaldir. Çünkü... Çünkü zaten bunun üzerinde çalıştığı, değiştirdiği field zaten statik arkadaşlar. Tamam? Peki başka statik metotlar doğrudan ancak statik değişkenlere ulaşabilir dedik. Nesne değişkenlerine nesnesiz ulaşamaz dedik. E, bu yüzden statik metotlar için dis de yoktur diyebiliriz. Yani kalkıp Statik metodun içerisinde herhangi bir şekilde dis diyemezsiniz. Bakın dis dediğiniz zaman, mesela kalkıp ben bunun üzerinde e, ne bileyim, şurada bir değişkenim olsa, integer k diye bir değişkenim olsa ve ben buna dis nokta k eşittir 5 demeye çalışsam, bakın ne diyecektir? cannot use this in a static context. Çünkü bu statik alan için, scope için bir nesne tanımlı olmak zorunda değil. İnkrementi ben nesnenin üzerinden çağırmak zorunda değilim. Neyin üzerinden çağırmak zorundayım? Zorunda demeyelim de makul olan neyin üzerinden çağırmak arkadaşlar? Tabii ki sınıfın üzerinden çağırmak. Bu yüzden statik statik yapılarda hiçbir şekilde diste söz konusu değildir. Peki başka neler diyebiliriz arkadaşlar statikle alakalı? Tersinden düşünürsek statik kullanımı gördüğünüz gibi sıra dışı bir durum. Asıl olan nesne nesne değişkeni ve nesne metotlarıdır. Çünkü nesneler problemimizi modellemeye yararlar. Yani nesneler gerçek dünyadaki olgulara karşılık gelir. Klaslar şöyle diyelim. Klaslar nasıl gerçek dünyadaki olgulara karşılık geliyorsa nesneler de gerçek dünyadaki bu olguların gerçekte var olan farklı örneklerine, farklı nesnelerine karşılık gelir. Ama statik değişken ve metotlar bu, bu tipten modellerde çok özel durumlarda ortaya çıkar. Nes mesela sıklıkla şöyle düşünülür. Biz metotların statik yapalım, nesne oluşturmak zorunda kalmayalım. Ben çok sıklıkla rastlıyorum arkadaşlar. Mesela danışmanlık için gittiğim yerlerde e, çok sıklıkla hocam biz memory problemi olur. Nesneleri oluşturmayalım dedik. O yüzden bütün metotları statik yaptık. Böyle bir şeyi duyduğum zaman ben iyi halt ettim diyesi halt ettim diyesim geliyor zaten. Bütün metotları statik yaptıysan hiçbir şekilde nesne kullanmıyorsan neden Java'yı kullanıyorsun? Çok temel bir soru. Neden ee, Java'yı kullanıyorsun? Nesne merkezi bir dil kullanıyor ya da neden C++'ı C#, C kullanırsınız? Değil mi? Eğer nesne kullanmayacaksınız. Şöyle diyebiliriz. Nesne merkezi olmayan dillerin bütün metotları zaten statiktir. Mesela C'nin metotlarının statik ya da nesne metodu olması gibisinden bir durum söz konusu değildir. Çünkü bütün metotları zaten statiktir onun. Tamam. mı? Dolayısıyla şöyle bir durum olmamalıdır. Eğer gereksiz nesne oluşturmanın önüne geçmek istiyorsanız gereksiz nesne oluşturmazsınız. Mesela bir yere ben çok sık oluyor, ama spesifik olarak bir yere tuning'e gittiğim zaman baktım ki o kadar fazla gereksiz nesne oluşturuyor ki sistem devamlı garbage collection'a giriyor. Devamlı garbage collection'a giriyor. Sistem ayağa kalktığı zaman bile ilk ayağa kalkarken ilk 1,5 iki dakika içerisinde bile 20-25 defa garbage collection'a giriyor. Heap'ini de az tutmuşlar. Deli gibi garbage collection'a girip çıkıyor. Bu gereksiz nesnelerin kullanımına bir örnektir. Gereksiz nesneleri önlemenin yöntemi gereksiz nesneleri oluşturmamaktır arkadaşlar. Gereksiz nesne oluşturmayalım diye bütün metotları statik yaparsanız hiç nesne oluşturmazsınız. O zaman da nesne merkezi Programlama olmaz. Dolayısıyla statik kullanacağımız yer, arkadaşlar, gereksiz nesnelerden kaçınmak için değil, anlamsız durumlardan kaçınmak içindir. Mesela, mesela, Java'nın üzerindeki Link e, e, paketinde arkadaşlar, Met diye bir sınıf var. Üzerinde E ve P diye iki tane alan var. Ve bu alanlar statik. Bütün metotları da statik met klasının. Power gibisinden, seal gibisinden, base gibisinden metotları var. Loglama, log gibisinden metotları var arkadaşlar. Hepsi statik. Neden statik sizce? Çünkü bu metotların hiçbirisi metin e, nesneleri üzerine çağrılmasına gerek yok. Çünkü met klasının nesnesinin olmasına gerek yok. Met klasının nesnesi olsa eğer i ve p'si her nesne için değişik olmasını beklerdik. Bu da şu anlama gelirdi. Yer, kainatta 3-5 tane farklı matematiksel sistem var. Birisinde pi 3.14 iken diğerinde 0.17. Mesela uzaydan birileri geldi dedi ki A bizim pi'miz 0.17. Aa, o zaman derdik ki mat klasının bir instance'ını oluşturalım ve üzerindeki pi'yi 0.17 yapalım. Başka bir instance oluşturun Üzerindeki P'yi 3.14 yapalım. Ve düşünün öyle bir dünyadayız ki herkesin ayrı P'si var. O zaman herkes ayrı mat class'ının objesini oluştururdu. Yani mat class'ının ayrı objesini oluştururdu. Üzerindeki state'i ayrı şekilde yapardı. Ama öyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla E ve P gibisinden alanları statik yapmak anlamda. Ve mat sınıfının başka hiçbir zaten state'i olmadığı için üzerindeki metotları da statik yapmak anlamlı. Çünkü math sınıfının objesini oluşturmaya gerek yok. Yani math sınıfının sınıfını obje olarak kullanabilirsiniz. Ama bir tek obje. O yüzden genelde statik mi yoksa singleton mı diye bir soru da vardır. Yani singleton yapmak bir klastan sadece bir obje yapalım. Bir obje kullanalım yoksa obje yapmadan bütün her şeyini statik olarak mı kullanalım? Bunu şimdi burada tartışmayacağım. Ee, e, bunu genel olarak şeyde tartışıyorum ben. Ee, Singleton e, design pattern'de tartışıyorum ve genel olarak şöyle bir soru soruyorum mesela Tanrı diye bir sınıfımız olsaydı, bu Tanrı sınıfının üzerinde değişkenler olsaydı, mesela melekler diyelim ki melek irri var, ondan sonra Yaratılacaklar erreyi var diyelim ki, ondan sonra metotları da var. Tanrı sınıfının üzerinde ne gibi arkadaşlar, mesela kainatı yarat, ee, insanlara peygamber gönder, ee, mesela insanları yarat gibisinden metotları olduğunu düşünün. O zaman soru şu: Bu türden metotlar ve işte melekler gibi değişkenler statik mi olmalıdır? Instance metodumu olmalıdır. Ya da instant değişkenimi olmalıdır. Şimdi eğer e, arkadaşlar birden fazla tanrı olduğunu düşünüyorsak o zaman zaten statik olamaz. Ama bir tane tanrı olduğunu düşünüyorsak o durumda objesini mi oluşturalım, statik mi yapalım sorusu anlamlı bir sorudur. Birden fazla tanrı olsaydı zaten statik yapamazdık. Çünkü her tanrının ayrı e, metotları yani aynı metotları farklı şekilde implement edecekti. Her tanrının ayrı e, şeyleri, melekleri olacaktı. Dolayısıyla biz de bol tanrılı bir insan olup çıkacaktık yani. Tamam e, Bu hani konuyu anlamak açısından tanrı örneği son derece anlamlı. Dolayısıyla siz bir düşünün bakalım. Tanrı klasını e, üzerindeki bütün fieldları ve metotları statik mi yapardınız? Yoksa instance variable'ı instance metodu olarak mı tutardınız? Unutmayın, instance variable ve metodu olarak tutarsanız birden fazla tanrı objesi oluşturulabilir demek. Aslında singleton yaparsak birden fazla tanrı objesi de oluşturulamaz. Sadece sadece bir tane oluşturulabilir. Bir düşünün. Sizce modelleme açısından hangisi daha iyidir? Bu bu iyi bir düşünme sorusudur arkadaşlar. Size şey olsun. üzerine düşüneceğiniz, araştıracağınız bir konu olsun e, iş alanında modellemeye bir katkısı olmayan utility yani yardımcı cinsten sınıfların çoğu zaman bu sınıfların nesneni oluşturmadan statik metotlarla onlardan hizmet alırız. O yüzden math klası, sistem klası gibisinden sınıflar arkadaşlar statik olur. Ama unutmayın statiklik sıra dışı bir durumdur. Statiklik devamlı olmasını arzu ettiğimiz bir durum değildir arkadaşlar. Bundan dolayı e, statiklik sıkıntılıdır. Asıl olan nesnedir. Statik ikincildir, arizidir ama kaçınılmaz ikincidir, ikincildir. Unutmayın statik bulaşıcıdır. Çok sıklıkla bana şöyle diyorlar. Hocam biz projenin başında o zamanlar iyi bilmiyorduk. Birkaç tane metodu statik yaptık. Ondan sonra baktık ki her şeyi statik yapmamız gerekiyor. Evet, static is contagious arkadaşlar. Statik bulaşıcıdır. Bir yere statik kullanmaya başladığınız zaman o statik kullanımınız çok hızlı bir şekilde yayılır. Dolayısıyla bu ekonomide falan network effect denen bir kavram vardır. Herkes bir arabadan almaya başlarsa o arabanın satışı daha da hızlanır. O markanın tüketimi daha da hızlanır diye. Çünkü herkes birbirinden görür. Statik de bu anlamda bulaşıcıdır. Bakın bununla alakalı size keyifli bir örnek vereyim. Power of a New New by Java programmer diyebiliriz. Yeni Javacının sefaleti. burada hem zihnimizin nasıl object oriented düşünmediğini, düşünmekte ilk etapta zorlanabileceğini ve belli çukurlara düşebileceğini. Bu çukurların da en temelinin statik e, çukuru olduğunu göstermek amacıyla bunu yapıyorum. Ben zamanında düştüm. E, siz de muhakkak düşmüşsünüzdür. Her düşebilirsiniz. E, o yüzden şey yapın. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar. Peki. Şimdi Yeni cevacının sefaleti dedik. Şurada ben onu göremiyor muyum yoksa? Poverty of New instance variables. Ha, tamam. Şimdi bakın şöyle onu 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 evet burada görmem lazım. Çünkü onu ben zaten yapmam lazım. Bakın şöyle diyelim. Yeni bir class oluşturalım. Buna main metot koyalım. Diyelim ki poverty of a new e, b java programmer. Yeni Java'cının sefaleti. Şimdi bakın Diyelim ki ben üniversitede ilk birinci sınıfta Java ile ilgili bir derse girdim. Introduction to Programming dersine girdim. Introduction to Computer Science dersine girdim diyelim ki. Bilgisayar mühendisliğine giriş dersine girdim. Ve hoca bize e, basit bir şekilde hızlıca bir e, örnek verdi. Ve ben de eve geldim hızlıca dedim ki bu örneği ben de kendim yapayım dedim. Bu örnek şöyle bir örnekti arkadaşlar. Bir klas oluştur, üzerinde bir değişken oluştur ve print et. Yani şöyleydi. Hocanın şöyle yaptığını hatırlıyorum ben. Diyelim ki hoca dedi ki şurada integer i eşittir 5 dedi. Ve ondan sonra şurada system.out.println nokta, nokta, dedi. i'yi print etmeye çalıştı. hala hata var. Noktalı virgülden dolayı hata olduğunu düşünüyorum. Hala hata var. Ee, acaba formattan dolayı mı diye böyle saçmalıyorum. Ve e, acı gerçekle karşılaşıyorum arkadaşlar. İyi e print etmiyor. Compile ediyorum. Et hata veriyor. Diyor ki i e bla 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 diyor. Henüz okumasını da bilmediğim için mesajları e, e, sıkıntı duyuyorum. Ya diyorum ki tek yaptığım şey Java öğreniyorum ben. i e diye bir değişken tanımladım. 5 dedim. Allah rızası için birisi şurada i'yi e nasıl print edeceğimi söylesin. Nedir problem burada arkadaşlar? Görüyor musun? Yeni cevacının nasıl bir düşünce sıkıntısı içerisine girdiğini. Mesela şöyle olur genelde. İnsanlar şey yaparlar. Ya şuraya acaba private mi koysam düzelir mi? Olmadı. Kalkıp final koysam düzelir mi? Olmadı. Kalkıp ne bileyim public koysam düzelir mi? Olmadı. Bu böyle develop development yapan, böyle developerlık yapan çok insan var arkadaşlar. Peki kalkıp e, statik koysam düzelir mi? Yaşasın, düzeldi. Evet bakın, statik yapınca kırmızılık gitti ve ben çalıştırır hale geldim. 5. Süper. Süper bir şey oldu. Bir de hoca bir de metot tanımlamıştı. Mesela şöyle demiştim metoda. public void print demişti. Print yapalım i'mizi. Mesela mesela şöyle ee, diyelim ki SOP ile yine print edelim i'yi. Tamam. Bir problem var mı? Yok. Şimdi print'i de çağıralım. Print'i de çağırıyoruz. Ama gelin görün ki yine hata var. Ama artık ben akıllandım ya. Statik yapınca düzeliyordu. İster misin print metodunda sıklık düzelsin? Vallahi düzeldi. Billahi düzeldi arkadaşlar. Bakın çalıştırdım. İki defa 5 yazdı. Nedir bu? Bu object oriented programming değildir arkadaşlar. Birincisi. ikincisi statik bulaşıcıdır. Aslında bu arkadaşımızın yapması gereken şey integer'ı statik yapmak değil integer'ı Statik olmadığından dolayı doğrudan ulaşılamayacağını bilmek ve olsa olsa nesne üzerinden ulaşılabileceğini düşünerekten arkadaşlar nesne merkezi programing yapıyoruz başka bir şey değil i'ye ulaşmak için nesneye ihtiyaç var deyip nesne nokta i diye yazmak olmalıydı ve print metodunu da zaten statik yapmak yerine printin de bir nesne üzerinden çağrılan bir metot olduğunu görüp ona da nesne.print diyerekten onu da bu şekilde çağırmakta. Bakın bu object oriented programming. İyi tanımladım. İyi e neyin bir parçasıdır? Poverty of a new bir programmer değil. Poverty of a new bir programmer'ın nesnesinin bir parçasıdır. O yüzden iyiye e ulaşmak istiyorsak muhakkak nesne kullanmalıyız. Bu class'ın üzerine tanımlanmış bir instance metoduna ulaşmak istiyorsak muhakkak nesnenin üzerinde o metodu çağırmalıyız arkadaşlar. Bu da yeni cevacının ya da objek konantıda bilmeyen cevacının arkadaşlar sefaletidir. Dolayısıyla şunu kaldırdığınız zaman nesne merkezde programming öğrenirken nesne hiç kurgulamazsanız bu durumda arkadaşlar integer'e statik yapmak zorunda kalırsınız ve bu sizin Nihayetinde kalkıp print'i de statik yapmanıza sebep olur. Ve bu işlem de böyle uzar gider. Ve gördüğünüz gibi her şey bir yerden itibaren statik olmaya başlar arkadaşlar. Dolayısıyla yeni cevacının sefaletini e, gördünüz. Ben bunu zamanında yaşadım. Neden çalışmıyor, neden çalışmıyor? ha nesne merkezli programming yapmadığım için çalışmıyor. Dolayısıyla siz de Dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bakın bununla alakalı bir uygulamamız var. Bir sınıftan kaç tane nesne oluşturulduğunu nasıl bulursunuz? Yani bir sınıf yapın ve bu sınıfın herhangi bir kurucusunu çağırdığınız zaman on, ondan oluşturulan nesneleri tutan bir değişken yapın ve bunun değerini bir arttırın. Ve bu değişkenin instance variable mı yoksa class variable mı olacağını düşünün. Ve bunun da kodunu yazın arkadaşlar. Main metodun statik olmasının sebebini de zaten söylemiştik arkadaşlar. Ara vermeden önce bir iki şey daha e, tanımlayalım. Bir değişkeni hem final hem statik yaparsanız bu durumda arkadaşlar göze batsın diye bu değişkenleri artık bunlar değişken değil zaten. Bu değişkenleri büyük harfle yazar. Aralarına yani kelimelerin aralarına e, alt çizgi getiririz. Çünkü bunlar sabitelerdir. Statiktirler klaslarının üzerinden ulaşılır. Böyle sabiteleri çoğu zaman public yapma eğiliminde oluruz. Dolayısıyla her yerden ulaşılır. Ve e, göze çarpması içinse ise sabit oldukları için bu şekilde büyük harflerle yani standart dışı olarak yazarız.